Günaydın arkadaşlar. Burayı kapatayım da. Işık çok vuruyor. Evet. Şöyle yapayım. Bugün arkadaşlarım gelecek ya. Onlar için. Poğaça yapıyorum. Önce ışık yaktım. Ben de saçımı böyle. Tamam kuzum, sen de yap, tamam. Allah Allah, ışığı bir türlü öne alamadım ama neyse ki. Şu ellerime bir daha bakayım. Ben saçımı topladım ve ellerimi yıkadım annemden. Tamam. Tamam kızım. Azıcık alalım. Sakın sevdiğim için ellerimi yıkacağım. Azıcık dedim, bir şey yapayım. Kızım az peynir koymamız lazım. Ne oldu kızım? Ne oldu bebeğim? Elleme. Hepsini elleme. Ben sana verdiğim kadar ne oynayacaksın? Bir saniye kızım. Kafana göre yapma. Evde... Eritme peynirlerinden vardı. Al şunu. Sen şunu yap bakayım. Al. Ya peynir istemiyor. Sen peynir koymadın. Haydi et peynir koyma. Peynir var bak anne, görmüyor mu? İçinde tamam, onu peynir. Bırak o zaman. Al kıyıdan. Benimki de peynir yemiyor. Ne yaparsam yapayım. Arkadaşlar kıza peynir yediremiyorum. Yemediği için de. Hemen dedim kızlar gelene kadar. Şöyle sabahtan işte bir saat önce falan yoğurdum. Baktım ki güzel olmuş şeyi. Kızım seninkileri yuvarlak yapacağız. Seninki karışmaması için. Ben zaten böyle yuvarlak yapıyorum ya. Peyniri yemediğin için de sana öyle. Bak yuvarlak yapıyorum ya anne zaten. Aynen. Sen kendinkini o dibe yap kızım. Ben günlük alacağım. Böyle arkadaşlar, neyse ev işim bitti. Sadece bir namaz kılıp üstümü başımı yıkayacağım. Anne ben güneşle görüşmüyorum. Bebeğim, morası güneşlik değil. Şey açsam öyle oluyor. Bir türlü kameraya şey alamadım yani, ışık derecesini oluşturamadım aşkım. Akşam olsa kolay oluyor da bir yerlerden ışık geliyor. Beni ısaklık şu peynirleri. Anlatabildin mi bebeğim? Sen şu peynirleri benden ısaklıksam. Peynir neden yemiyorsun ama büyüyemeyeceksin. Korkuyorum senden. Ben de senden peynir bıktığım için. Şöyle işte arkadaşlar, sabahtan beri yine hala koşturdum. Evin eli bulaşık işi. Ben kim maşallah koşturdu? Ben koşturdum arkadaşlar. Ne yaptın? Çünkü bana süt al dedi. Ben süt bulacağım diye her yere koşturdum. Bak. Süt bitmiş bak, orada. Çocuğum çok fazla çalışmış. Üzüldüm. Herkese yetmezse anneanneni ayrı yaparım. Çok kolay oluyor zaten. Bu yüzden de dert etmiyorum şahsen. Anne benimki seni değdireceğim formla yapıyorum. Bebeğim. Seninkine bir şey değdirmiyorum. Ben değdirmeyi bekleyeceğim. Minik yapıyorum. Peyniri tuzlu almıştı Özgür. Suya koyuyorum. Suda bekletip. Böyle yapabiliyorum. Ya bağlakları şıldıramıyorum anne senin ikisinden. Daha çok fazla şey yapma ki. Kızları da yetecek kızım. Acık şey yapalım. Hepsini yuvarlığa çevir mi? Sizler nasılsınız? Bizler böyle. Koşturmaca. İyi oldu. Evimin her tarafını temizlediğim için çok mutluyum. En azından bu hafta. Ağzını tutar mısın aşkım? Tutamıyorum ki. En azından bu hafta şey olurum. Rahatım yani. Benimkisi bitti. Tamam. Onlar senin yiyeceklerin. Çocuğum kendine tabii peynirsiz yaptığı için. Bunlar da ne de olsa durdular. Bu parçaları Nurhan teyze vardı. O da süper yapardı gerçekten. Öyle güzel yapardı ki ekmek gibi. Bir de Hacerim'in kayınvalidesi. El ayarları çok farklı. Anne sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim aşkım? 13 doğru var, 7 yanlışım var. 13 doğru, 7 yanlışım. Güzelmiş. Yeşil ekmekler yani buna.
kumbaranı boşalttığın için 23 Nisan'da demişler kitap alınacak. Ama şimdi o kumbarayı benim doldurmam gerekiyor. Sen boşalttın çünkü o kumbaranı. Çünkü arkadaşlar evet. Düştü ki ben dayanamayı patlatmıştım. Patlattın ama bayağı para harcadın. Hele de bayramda maşallahın var. Çok güzel para harcadığın için de şimdi mecburen bunu doldurup öğretmene göndermek zorundayım. Sakız çiğneyeceğim ben bu akşam. Evet arkadaşlar. Anneme sakız söyledim ama annem sakız anlamıyor. Çünkü dağlar sakız anlıyor ama. Acık tepsiye beklemesi lazımdı ama benim vakitim daralıyor. Her an gelirlerse ayıp olmasın. Evet. 20 dakikada pişiyor zaten. Ben de o arada işlerimi halletmiş olurum. Anne 20 dakikada değil. 20 dakikada fazla değil. 1 saat olmuyor. Bu kek değil. Bu poğaça kızı en fazla 25 dakika. Evet anne, çünkü ben bir kere sana poğaça yapmıştın sen bana. Hatırlıyor musun? Mısmıs edin. Ben ama poğaça yapmıştım. Evet. Sonra o zaman da 35 dakika geçmişti ama o zaman. Çünkü bayağı saat geçmişti. Ben telefondan tutacak süre baktığımda 35 dakika sürmüştü. Evet, tamam. Ben genelde elimle sürüyorum. Fırçam var ama el değecek ya. Eliniz temizse hiç sorun yok. Yemeğiniz daha tatlı oluyor. Hem de bir yıkayayım arkadaşlar, hemen geldim. Anne kimin seyine yaptım onu bir de? Ne o? Yumurta seyine kimin seyini yaptın? Ne aşkım? Yumurta seyini değdirdi ya, hangi seyini? Seninkini değdirdim, hepinizinkine değdirdim tatlım. Şimdi ocağa atayım. Çocuğun kendi yaptığı poğaçalarını yiyor. Pişti. Afiyet olsun bak, şeker olsun çocuğuma. Evet. Bu arada ben de şöyle yaptım. Dibleyelik doğramıştım ya. Bunlar hiç çıkamadı. Şimdi yıkayacağım. Ondan sonra tekrar hemen hazır yine. Bir soğan. Bir daha uç rendelerim. Poğaçalarım pişti böyle. Güzel oldular. Ayrıca yine onları pudingden şey yaptım. Çilekli pudingden bisküvili pasta yaptım. Arkadaşa dedim simit al gel. Simiti dedim şey yaparız. Dibleğe falan da olur. Mercimek köftem var. Halledeceğiz. Bir tane de hoş rendeleyeceğim. Öncelik şunları yiyeceğim. Ben yiyorum hala. Sen ye aşkım, istediğin kadar ye. Bunları doğramak çok işime yarıyor. Hem pancarı kurtarıyorum. Bir şey olmadan. Çok kalınca hemen sararıyor çünkü. Hem de pişime kolaylık. Anında pişirebiliyorum. Bu yönünü sevdim yani. İlk defa bu sene deniyorum bunları. Aslında halam diyorum diye yapıyordu bunları da. Hiç aklımın ucundan geçmezdi hani. Sormamışım. Çiğini böyle atıyorsun. Şimdi iyi oldu. Evet. Özgür de seviyor en azından dibleği. İyi oldu. Annemlere dün verdim. Yapmaları için pancar. Onu da doğradım demin, hazırlık olsun diye. Doğradığımdan verdim. Böyle götürdü bakalım. Güzelce yıkayım da. Zaten seçerken temiz iyice bakarak seçiyorum. Bu sefer dedim yıkamayayım. Kolaylık olsun dedim ya. Orada yıkarım hemen. Bir de çok o gün de nasıldı? Yine herhalde çok yorgun olduğum bir gündü. Yeşillik çok yapmıştım. Bir şey daha yaptım. Unuttum bak şimdi. Bunları yaptım. Bir de ayrıyeten yine yaptığım vardı. O yüzden de pek oyalanmak istemedim de. Simit de güzel oluyor dibde. Bizim Giresunlu simiti meşhurdur bilirsiniz. Bilen bilir, doğru, herkes de bilmeyebilir tabii ki de. Kabak simitlerimiz.
Cama yakın zaten o fırın, bizim fırın. Hemen dedim arkadaşıma, oradan bana getirirsin. Şunu da çöpüme attım da. Çöp çöp, bir çöp çıkıyor evden. Anlatamam. Bazen Özgür diyor ki, kız bu ne oluyor? Her gün her gün elma poşeti götürüyorsun. Babam bu götürmezse ben götürüyorum. Çoğunluk bu götürüyor. Kapıya koyarsam alıp gidiyor. Çöp çıkıyor, ne yapayım dedim. Demek ki iyi biçiyoruz ki diyorum. Ona yapıyorum bir şeyler ki o çöp diyorum çok çıkıyor. Bak yine kazıma şey almadım bunu. Neyse. Ben de dedim miydi? Dün Şok'a gittim. Şurada yanımızda hemen Şok var, market. Soğan alayım dedim. Aslında şeyde vardı, almadım BİM'den. Şok daha yakınımda dedim. Ama baktım ki bir tane soğan kalmış. O da benim şansıma. Onu aldım hemen. Şimdi onu da buna doğrarım. Kocaman bir soğan da o da. Daha yok mu dedim. Hayır yok abladılar. Dedim olsun bari ne yapayım. Şimdi bir daha BİM'e dönemem. Özgür ne de olsa alır. O yapıyor alışverişimizi de. Ben unutuyorum ben. Benim kafa her yere dağılınca evin ne eksiği var? Genelde unutuyorum. O da ne yapsın? Bu sefer tek tek de kızıyor. Tek tek söylüyorsun diyor da bazen de ben alıyorum. Şimdi onu çok öyle şeye meşgul etmeyeyim diye. Çoğunlukla da gidiyorum bazen de. Ne yapayım? Bir şekilde idare ediyoruz işte. Şunu da yıkayım da yerine öyle koyayım bari. Arkadaşım burada olan oturan gelecek eminim de. Sen de namazını kıl. Bunu da atayım da hemen hazırlanayım. Aa, pirincim bulgurumu da yıkayım. İkisinden bir katıyorum ben genelde. Hem bulgur hem de pirinç. Göz kararı ayarlıyorum. Düşme. Bunu da yiyeyim hazır edeyim ki. Hemen arasına koyarım. Böyle işte arkadaşlar, bir pazarımda böyle artık. Çekecek bir şey yok. Saat 5-6 gibi de Özgür gelir. Yemek olmuş olur zaten, evde olur. Belki kızlarla gideceğiz. Çıkabilirsek. Dışarıda çıkarız dedik. Bakalım. Avuçları tam yayılsın. Sanki haşlamışım. İnanın haşlanmış gibi. Çok da suyunu almayayım. Bir daha su koymak zorunda kalacağım. Anne. Efendim çocuğum. Yiyorsun, tuvaletten çıkmıyorsun. Mide alışkın değil ki çok böyle güzel yemek yemeye. Yeni yeni şükürler olsun. Açık iştaha balık yağı veriyorum, vitamin veriyorum. Birkaç gün böyle güzel gidiyor. Ondan sonra tekrar devam. Yememeye, içmemeye bir daha başlıyor. Ne yapayım? Acık diyorum bize çekseydin ya. Ama ben de küçüklüğümde çok zayıftım. Babası da öyleymiş. Aşırı zayıftım. Sonra kilo aldım ben. O da vitaminle aldım. Şimdi kalktım olsa o vitamini kullanır mıydım acaba? Sonra önü alınmıyor işte. Kilo alacağım bir zaman var. Ben daha yiyeceğim. Tamam sonra yersin aşkım. Kız kızı yanında da yemek istiyor. Tamam. Ne yap biliyor musun aşkım? Sen içerideki televizyonu izlemeyi ama... 3 tane kaldı.
Yatağın üstüne şimdilik çıkma. Tamam mı aşkım? Anne şu an 3 tane kaldı tek. Bu akşam 3 tane evet, kaldı. Evet, kalan puan. 1 taneydi. Ama onu da ben aldım yani. Almışlar. Puan kalmamış dedim. Bu ne? Abla bir tane var işte diye dedim. Kalayım bari. Ben ne yapayım? İstersen alma. İyi ki de almışım. Aklımda biblem yoktu yani. Çiçek geldi aklıma. Çiçek kızartacaktım ama çiçeği öbür dükkanda bırakmışım. Dükkandaki dolapta kalmış. Onu sonra anladım. Kimi dükkana kim gidecek? Kim getirecek? Emniye getir desem anahtar bende. Kız gidecek, daha gelecek. Hiç gerek yok. Dedim dibleğimi yapayım. Hadi sütü vereyim dedim. Şimdi bir de yaprak almam lazım. Yaprak seviyorum. Bir şey diyeceğim. Bir sarık tolaba da süt aldım. He bebeğim. Ben sana süt almıştım bir evet, sana. Evet sen bana bugün süt aldın. Dükkana mı koydun onu? Onu ben nereye koydum? Poğaçaya koydum kızım. Hayır bak seye seye. Eskiden haçlığımı almıştık ya şeyden kumaradan. Evet o kumaradan kaçtığın zaten... Süt harçlıkları değildi, kitap alacaklardı. Hep kullandı, patlattı kumbarayı bildiğiniz. Anne, hı? Süt vardı ya, orada süt almıştım sana. Onu ne yaptın? Sütü ne yaptım? Parayı kumbarana koydum. Hayır bak, süt. Süt burada. Hayır, o neden? Elif su, sen ne yapıyorsun? Hayır, hatırlamıyor musun? O süt içildi yavrum. Sana ne yaptım onunla ben? Bir de çikolatalı şey yapmadı mı? Ben sana kakaolu güzel bisküvi yapmadım mı? Neyle yaptım bebeğim? O sütle yaptım ya. Neyle yaptın? Onu merak kullanmadım ben. Vardım işte o bitti. Şimdi bir daha yeni aldık işte. Hazır bizimki köyden getirdiği süt de vardı da kullandım. Onu yine aynı puding yaptım. Çok da harcamak istemedim köy sütü, çocuk içsin. Dedim ki bari bakkaldan bir süt al da gel dedim. Kuzucuğuma. Evet bu soğan da gerçekten bol yine iyi olacak. Ben seviyorum. Yemekte bol soğanı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Tat veriyor. Gerçekten yemeğe tat veriyor. Tamam çok da bağlı ama ne yapalım şimdi? Sonra da mı yemeyelim? Kendince. Yemekte soğan güzel oluyor. Biraz da incelteyim ki. Sonra hep soğan yiyormuş gibi olmasınlar. Şimdi zaten diyorum ya arkadaşım gelmeden hemen hazırlanayım. Güzel pişti inşallah. Evde aslında benim bir de tülbentim vardı. O poğaça piştikten sonra nemli tülbenti üzerine serip de kurumasını önlüyordum. Onu orada bırakmışım annemde. Bir de buna yeni bir tülbent edineceğim ki iyi oluyor. Poğaçanın üstünü kapatırsanız pişer pişmez güzel oluyor. O yumuşaklığını koruyor. Evet. Soğan da tamam. Şimdi yağını falan koyup doğru ocağa. Bu da pişer hemen. Evet efendim ben hazırlandım. Misafirlerimi bekliyorum. İnşallah erkenden gelebilirler. İyi olur benim için de. Evet. Böyle ayarladık. Tabi dibleğim de var. Onu da koyacağım. Kahvemizi yaptım. Arkadaşım geldi. Onunla içeceğiz. Kızları bekliyoruz. Gelsinler. Devam edeceğiz. Dibleğim geldiler. Buyurunuz. Yavrum biraz apartmanımız. Kusura bakmayın. Biraz yürüdünüz. Yok. Spor. Spor. Evet, spor sayılır. Evet. Ay canımsınız. Gel yavrum gel. Hoş geldiniz.
Tamam bebeğim. Kahvelerim hazır. Yaptım. Kızlara vereceğim şimdi. Arkadaşlarımız Ahmet etmiş, hediye getirmişler. Ben yapayım. Tamam, yavaşça aç ama. Bak. Hadi bakalım. Benimki hediye hastası. Kendi açacak. Ha, yavaş bari açarken. Tamam sesi. Meyve koyma sesi. Ay canım. Yavaş. Teşekkür ederiz. Ay çok şık. Bunun bende şeyi de var. Çok aynı takım olmuş. Güzel olmuş. Teşekkür ederim yavrum. Boşuna zahmet etmişsin yavrum ya. Ya çekilin. Az dur. Gülcan teyzen açsın. Açsın. O Gülcan teyzenin hediyesi. Evet bu takılıyor. Getirir misin? Geldim ona. Elif su. Elif. Elif de. Tabak var. Evet. Ay canım benim ya. Zahmet etmişsin yavrum ya. Çok teşekkür ederim. Bir tane. Elle mi Elif su? Elif su. Ben bunu yapamam. Hayır. O senin onu, baban yapar, onu bırakır mısın? Tekrar yapıp geliyor. Bu da canım böyle. Ay canım benim. Çok teşekkür ederim. Bir tanem. Bir şey değil canım. Güle güle kullan. Hayır Elif, yiyorum seni. Güle güle kullan. Ay canım benim. Evet, bu da yine arkadaşımın hediyesi Kezban'ımdan. Kendini göstermesi de hediyesini ben göstereyim. Aynen. Sağ ol bir tanem. Teşekkür ettim ikinize de. Zahmet ettiniz. Evet, takım olmuş. Bu da bizim Kader'in eşi almıştı. Bunu da Gülcan'ımın hediyeleri. Aynı takım olmuş hepsi birbirine. Teşekkür ederim yavrum. Kızım. Benim kızım çok sevdi. Bunlardan ayrılamıyor yalnız. İçeri gidiyor, elini taşıyor. Evet, Özgür'le dışarı çıktık. Özgür bayağı. Şöyle bir gezelim dedik. O yoktu ya. Arkadaşım buradan bakacak nikah kıyafetini. Benim baktığım yerde. Baksana. Ben de şöyle bir gezelim dedik. Hava alalım. Arkadaşım çalışıyor. Elif. İyi akşamlar canım. Habire de girip bakalım. Ama önce Sezgin'e gidelim. Açıksa tabii. Ama şu var. Akşam akşam dedik şöyle bir değişiklik olsun. Eminem'e eve de geldim. 2 dakika Eminem'den şarkı da alayım diye çıkayım dedim. Eminem. Eminem'i poğaça getirdim. Simit vardı. Simit getirdim. Biz kurtolundan söyleyecekmiş. Buyur Eminem. Bu aşkın alevini küle döndürdün. Bir daha sevmek için heves mi kaldı? Sen de beni terk edip gittikten sonra yarınıma doğacak güneş mi kaldı? Sen de beni terk edip gittikten sonra yarınıma doğacak güneş mi kaldı? Güzel diyorlardı çocukken aşka, sanki uçuyormuş tutulan aşka. Anladılanlar başka, yaşanan başka. Bir daha sevmek için heves mi kaldı? Anladılanlar başka, yaşanan başka. Bir daha sevmek için heves mi kaldı? O eski hatıralar rahat bırakmaz. Hiç bitmeyen hasretin aklımdan çıkmaz. Anladım ki bir tanem sensiz yaşanmaz. Huzurla aldığım bir nefes mi kaldı? Anladım ki bir tanem sensiz yaşanmaz. Huzurla aldığım nefes mi kaldı? Güzel diyorlardı çocukken aşka, sanki uçuyormuş tutulan aşka. Anladılanlar başka, yaşanan başka. Bir daha sevmek için heves mi kaldı? Anladılanlar başka, yaşanan başka. Bir daha sevmek için heves mi kaldı? Eminim ağzına sağlık. Teşekkür ettim. Bir de rica ederim.
Bir tane yarın yaparız. Senden alayım şimdi de gideyim bir anca çocuğumu. Evet, anacığımla da alalım. Tatlım benim. Nasılsınız? İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Amin. Mesut dua versin. Yollarınızı dağıtmasın Allah. Amin. Göze gelmesin. Ben sizi çok seviyorum. Siz ne yapıyorsunuz ben bilmem. Biz seveceğiz. Güzel şeyler söylüyorlar. He. Seni hep seviyorlar ya. Memine'yi de aynı. Seni de öyle. Hep iyiler. Çocuğun, çocukları kaç yaşında onların çocukları? Hiç bilmiyorum ki yavrum. Yazarlar. Kimi yazıyor? Cevap veriyor. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Amin. İkibarlar. Cevap veriyorlar. Amin. Yorum yapıyorlar. Beğeni yapıyorlar. En azından bize destek olmak için çabalıyorlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gerçekten. Allah'ım ya Rabbim yuvalarını bozmasın. Amin. Hiçbirisininkini bozmasın. Hiçbirini. Huzur versin. Önemli olan huzur. Yuvada huzur. Gerçekten tabii, çok tabii, önemli. Tabii. Allah'ım şükür olsun. Kimsenin ağzının tadı bozulmasın. Amin. Bugünümüze binlerce şükürler olsun. Bugün de burası yağıydı. Sonra da şey yaptı. Güneş açtı. Açtı. Güneş attı. Evet. Biz de kızlarla güzelce bir şekilde şimdi oturduk. Şimdi bu nedendi biliyor musun? Bunlar tekerleme sayıyoruz ya biz. Onlar hep böyle yağmurlu geçti sabahtan. İşte gününü açardı, akşam olan yağardı. Aynen, hepsini yaşıyoruz anne. Hepsini yaşadık. Eskiler gerçekten Allah'ım, hep doğru. Allah'ımı seveyim. Allah'ın nesine sük. Şükürler olsun. Yerine ülkene yağıyı. Allah'ımı seveyim. Hem yağmurunu vereyim, hem güneşini vereyim. Aynen, şükürler olsun yarabbim. Hep çiftçiler var bir sürü. Güneş olmasa, yağmur olmasa bir ötebileri bitmiyor. Hiç çetmiyor. Onlar Allah her şey gerçekten. Allah'ım her şeylere kuvvet veriyor onlara hepsine. Hepsine. Onları görseydi kendik ben hoşuma gidiyor. Bunlar şimdi şeylere patatesleri çuvallıyorlar. Tutuyorlar ne varsa hepsini çuvallıyorlar. Asıyorlar. Soğanları çuvallıyorlar. Ekin ekiyorlar. Ekin ekiyorlar. Annem çok severdi. Diyorum ya onun bağ bahçesi vardı ne güzeldi. Çok o yüzden bir hevesler ama ne aldılar, yapsın. Ev yaptılar. Ya da benim akrabamın da. Olsun benim buraya gidersin. Ev yapınca görürsün. Ablamı da götüreceğiz Allah izin verirse oralara. Esra ablam da gitmek istiyor. Necla ablam da istiyor. Onları da götüreceğim beraber. Bu araba götüremez gerçekten. Hepsini mümkün hayır. Ayrı ayrı zamanlarda ablamlar. Tabii. Ayrı ayrı zamanlarda. Ekip biçmeye Esra ablamı da götüreceğim. Tabii. Yardımcı olacak sağ olsun. Allah'ım. Hem çekim yaparsın dedim hem ben yaparım hem sen yaparsın dedim. Allah kocanızın arasını amin. Bozmasın. Cenab-ı Allah amin. Basit yuvalar versin. Şükürler Cenab-ı olsun ya Rabbim. Allah'ım keder göstermesin. Amin. Taş dokundurmasın ayaklarına. Amin. Ben size böyle dua ediyorum. Allah razı olsun yavrum. Cümlemize her zaman her zaman ediyor. Ben bugün gelemedim de. Akşam gelebildim. Misafirim vardı. Evet. Biliyorsun zaten onu yayınlayacağım şimdi. Güzel geçti. Kızlarla çok güzel sohbet ettik. Bayağıdır bir arada olmadığım iki arkadaşım vardı. İyi oldu. Emine'miz zaten Çiğdem'ciğim onları görüyorum. İyi oldu. Sohbetimiz iyi geçti. Kahvelerimizi içtik. Çayımızı içtik. İyi ettiniz. Sonra dedik inşallah yine bir araya geliriz. Ordu'ya gitmiştim zaten Gülcan'ımın evine. Evet. Onda inşallah o da şimdi yine giderim dedim. Asabalar iyi olsun. Yine gideriz dedim. Değişiklik güzel oluyor. Geziyoruz beraber. Oraları tabii. Geziyor. Buraları Allah biliyor zaten. Allah azizin dadını bozmasın. Amin. Cümlemizinkini yarabbim. Kimse aralarına girmesin. Amin. Amin. Yarabbim amin. Öyle yavrum. Ne yapacaksın? İşte öyle. Neyse yavrum. Dünya böyle. Neyse arkadaşlar biz burada annem veda edelim. Kime? Beri bak sen kendin yak Erfin. Erfin kendin yak. Erfin zaten anne bana yanık. Ne yapsın adam? Demek istiyorum. Annem zannediyor ki şimdi eşler hani yavrum. Şu önemli, anlayış çok önemli, şükürler olsun. Evet. O anlayışa da sahip, ha sevgi desen, Allah nazarından korusun, tabii. Sevdiğini de hissettiren bir insan. Önemli olan da o zaten. Hissettirebiliyorsa, tabii. Sana o sevgisini yansıtabiliyorsa çok güzel bir şey. Öyle. Yok, şeyliği var anne, benden uzak değil ki gelmeye yaksam. Evet. Şükürler olsun ya Rabbime. Allah önemli olan o. Aralarına girdirmesin. Anacığım hep böyle şey tedirgin. Allah'ım. Hani ne olur ne olmaz, eskilerden hep şeydir yani. Eskiler hep böyle uyarır. Mümkünse der hani eşlerinizi şöyle yapın, böyle yapın kendinize. Benim Emine'nin annesi de aynı senin gibi düşünüyor.
O da öyle, hep öyle, hep böyle yapın, hep şöyle yapın diyorum ki zaten şükürler olsun. Şimdiki zaman birbirimize anlaşmak, uyuşmak çok önemli. Evet. Allah'ıma şükürler olsun. Şu anda her şey çok güzel. Nazar sen değmesin Allah, inşallah. Allah güzel. Daha ziyade eğlenir. Amin, amin. Yavrum sen korkma. Hiç kimse de bir rahatsızlık yok. Olsa zaten ben bir şey esirgeyemem. Ben damatımı seviyorum. Niye? Annem çok seviyor. Ben seviyorum onu. O ne derse onun bak, eline geldiğince. Sen de su mu kaynattın dedi. Sen de üzüme dedi. Ne isteme dedi. Benden su aşağıdan da su var diye. Ben dedim ki annem söyler de dedim Allah Allah. İlaküyü ben verdi. Ben verdim ya kapları da getirdim. Doldurmuş getirmiş bulancaktan. Anneme su getirmiş. Şimdi evet. Damacanı alacak da evde sen rahat kullansınlar diye. Sen diğer su emni duvarım diye. Emre gelsin su alsın. Suyu alsın diye. Güzel şey mi olur diye. Kadını su bırakmış diye. Su kaynar olur mu diye. Dedi, yok sen iste yavrum. Ondan iste zaten sana şimdi damacanı da alırsa köyden her getirdiğinde koyarsın içine. Tabii tabii. Öyle kendi köy suyu başkadır. Bura gibi olmaz. Aynen. Aynen yavrum. Neyse bir tanem. Veda edelim. Elhüm bekliyor şu an. Siz Allah'a emanet olun. Allah ölenlere şey versin. Rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Dünyada kalanlara Allah şifa versin. Amin. Ben öyle dua edeyim boyuna. Amin. Allah'ım. İyisin onları da iyisin. Allah da öyle bir şey görsetmez. Kimsenin başına. Amin. Allah korusun ya Rabbim. Allah'ım korusun. Evet. Sağ evet. ol. Bir tane ağzına sağlık. Haydi Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Amin. Özür dilerim. Fazla konuşamazsın özür dilerim. Olsun yavrum senin hepsine bir seviyorlar seni. Evet. Bunlar film izleyecekmiş. Az dur ben de geleyim kızım. Ben arası. Telefonumu oynuyorum. Evet böyle dedim. Aile tablosu olarak. Benim kızım çok mutlu olmuştu. Geldi Özür abisi. Çok mutlu oldu. Ben gittim. Evet arkadaşlar bu akşamlık da bu kadar olsun videom. İnşallah yarın Allah'ın izniyle daha iyi bir video ile karşınızda olmak ümidiyle. Bugün benim için çok güzel geçti dedim ya. Görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Çok çok iyi oldu. Bana da güzel bir motive olmuş oldu pazartesi öncesi. Yarın da zaten... bütün işçinin emeklinin bayramı kutlu olsun. Yapacak bir şey yok yani. İzinliler. Müşterimiz biraz evet azalacak ama olsun. Herkes yeter ki dinlensin birazcık. Bir gün olsun hakları olsun. Allah'ın izniyle biz işe devam. Bakalım Allah izin verirse. Yarın efendim görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Her zaman diyorum bunu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.